diyorum. Hı. Zor bir pandemi senesinden sonra 2022 biraz uyumla geçti. Tabii siber güvenlik dünyasında çok olaylar oldu. Biraz bunu ele alalım dedik. Bu noktada da çok değerli 3 tane konuğumla birlikte biraz daha uzmanların görüşleriyle 2022'yi değerlendirip 2023'te nasıl olacağız, neler yapacağız, bizi neler bekliyor? Bu sorulara cevaplarını arayacağız biraz kendi içimizde. Önce ben konuklarımı kendilerinin birer cümleyle tanıtmalarını isteyeceğim. Tabii önceliği Tuğba Hanım'a bırakayım. Tuğba Hanım, siz bir kendinizi biraz tanıtırsanız. Gerçi PR'ınız çok fazla. Siz bizden daha meşhursunuz ama. Ay ay ay. Yarım fazlaymış benim. Söze senle başlayayım sevgili Ferhat. Benim sınıf arkadaşım arkadaşlar. Hala kopmadık gördüğünüz gibi. Füzeyfe de benim eski mesai arkadaşım. Onunla da hala kopmadık gördüğünüz gibi. Bir Ahmet Bey, bir sizinle herhalde yolumuz kesişmedi yani. Hani şu tabloda. Siz de Doğru, zaten haklısınız. Haklısınız, sektörden evet. zaten. Öncelikle bugün aranızda olmak çok keyifli, her zamanki gibi. Özleştik de çok da güzel oldu. Bu güzel organizasyon için öncelikle BGA'ya sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benim ismim Tuğba Öztürk. Tanımayan arkadaşlarımız için kısaca tanıtayım. Sevgili Ferhat, madem böyle bir şey istedim benden. Önce şeyi söyleyeyim, ben haftada bir fırsat buldukça Siberin Günlüğü isminde bir YouTube kanalımız var. Orada haftanın siber güvenlik haberlerini sunuyoruz. Burada da bugünün gündeminde işte geçmişte yaptığımız haberlere falan şöyle bir bakma fırsatım oldu. O açıdan iyi. Yaklaşık kaç sene oldu? Herhalde işte 2002 mezunuyum. Yani işte 21 yılı geride bıraktık diyelim. 21 yıldır sektördeyim. Siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Şu anda da bir özel kurumda güvenlikten sorumlu direktör olarak çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam, sizden devam edebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Ben Ahmet Taşkeser, Ivytek QNB Finans Bank Bilgi Güvenliği Departman Yöneticisiyim. Yaklaşık 15 yıldır QNB Finans Bank'tayım. BGA'nın özellikle bu tip webinarları benim çok ilgimi çekmiştir. Her zaman katılamasam bile içeriği dolu dolu webinarlar olmuştur. Bugün de keyifli bir webinar olacağını düşünüyorum. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Ne demek? Sağ olun. Şimdi biraz uzaklara gidelim. Hüzeyfe Bey. Daha doğrusu Merhabalar, Hüzeyfe. merhabalar. Sabah saatin 7'si. Pijamalarımı giydim geldim diyelim. Teşekkür ederim ben de hani bizi bir araya getirdiğiniz için. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. Yaklaşık 23 sene olmuş. 2000 yılında başladım. 23 senedir siber güvenlikle uğraşıyorum. Ala ala Türkiye'de siber güvenlik danışmanı title'ını aldım. Yurt dışında bir CEO title'ım var. Hani Socradar'ın CEO'su olarak görev yapıyorum ama Türkiye'de hala danışman statüsüne devam ediyorum. Çok seviyorum çünkü hani danışılan birisi olmak belli konularda benim gözümde çok değerlidir. O yüzden başkalarının nasıl kullandığını bilmiyorum ama ben kendimi en çok bu title'ı, bu unvanı layık görüyorum. Hala siber güvenlikle uğraşıyorum. Herhalde ölene kadar da okuma, yazma ve bunları aktarma şeklinde devam edecek diye düşünüyorum ömrüm. Peki, ben o zaman biraz sohbet havasına geçmesini istiyorum. Evet, sizlere güzel sorular hazırladım ama sohbet havasında olsun. Çünkü sizin değerli görüşleriniz bizim için çok önemli. Ayrıca yani sektöre de yön verdiğini düşünüyorum. İki bölüm ayırdım bu webinarı. Bir, 2022'yi değerlendirelim neler oldu diye. Bir de ikinci partta da 2023'te bizi neler bekliyor, biz neler yapabiliriz? Buna karşı sizlerin değerli yorumları, görüşlerini almak isteyeceğim. Her zamanki gibi Tuğba, seni direkt Tuğba diyorum artık. Çünkü arkadaşlar artık işin aslını öğrendi. Burada arkadaşlar arasındayız. Artık arkadaşlar işin aslını öğrendiği için samimiyeti biliyorlar. Evet. Yoksa hanım diye gidecektim ama ben o title'ı kaldırdım. Çünkü biz beraber, kardeşçe beraber okuduk orayı. Onun için Evet. ben Tuğba diye gidiyorum. Sana ilk soruyu sana soracağım. Sence 2022 yılına hangi olay, örnek vermek gerekirse benim elimde 4 tane 5 tane şıkkım var. Ransomware olabilir, DDoS olabilir, Business Email Compromise veyahut da Insider Threat veyahut da başka bir şey diye bölersek bunu. Bunların içinden hangisi sence 2022 yılının konusu oldu?
Yani ben başka bir yanıt vereceklerini sanmıyorum buna zaten ankete de hani katılanların. Rensim yani tabii ki yani bütün dünyanın ağlıyor yani bütün dünya. Bu sene o kadar çok rensim olayı yaşandı ki. Ama işin içinde mesela şöyle birleşik vakalar da oluyor. Onu Hüzeyfe zaten yeri geldiğinde söyler. İlla ki oradan buradan pasımı atayım ben. Yani business email'in compromise olması yani ele geçirilmesi sonucu zaten yayılan ransom vakası olabiliyor. O zararlıyı linkini falan paylaşıp içeride bir phishing aktivitesini büyütmek için yapanlar da oluyor. Ya da işte gidip işte insider thread'de de hani kişi çok art niyetli değil ama mesela IT iş görüşmesi yani burada bu arada dinleyenlerin birçoğunun IT profesyonel olduğunu varsayarak konuşacağım bugün özellikle. Yani iş başvurusunda bulunuyorsun işte sana bir tane PDF gönderiyorlar ya burada sanal görüşmeler yapıyorsun sana bilet falan geliyor yani bayağı bir ilerliyorsun ondan sonra da tutuyorlar işte sana yolladıkları bir PDF'in içerisinde bir zararı yerleştiriyorlar sen farkına bile varmıyorsun şimdi bu da bir insider threat yani adamın kendisi art niyetli değil ama buradan da bulaşıyor ama günün sonunda bu saldırıların hepsi ne nerede bulaşıyor bunların hepsi ransom yani hepsinde bir zararlı yazılım bulaşıyor her seferinde bir fidye isteniyor ve her seferinde bir veri silme olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani saldırının giriş şekilleri farklı farklı senaryolarla olsa da hepsinin her yolu bir şekilde rastıma çıkıyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum benim elimdeki istatistikler böyle. Doğru cevabı sonunda vereceğim. Ahmet Üstadım, sizden bu konu hakkında görüşünüzü rica etsem. Tabii ki, tabii ki. Aslında ben de Tuba Hanım'la aynı fikirdeyim. Ransomware diyorum ilk seçenek olarak onu kullanıyorum. 2022 yılı ransomware'lerin yılı oldu kesinlikle. Kamu aydınlatma platformuna baktığınızda, KAP platformuna baktığınızda aslında firmaların çoğunun bir ransomware saldırısına uğradığını görüyoruz. Bunun dışında işte Cisco, Walmart, Uber gibi büyük firmaların da 2022 yılı içerisinde bu tip ataklardan etkilendiğini görüyoruz. O yüzden ransomware'i pas geçmemek lazım. Hatta bu firmaların yanına koca hükümetler bile, Costa Rica hükümetiydi hatırladığım kadarıyla, tüm altyapısı, kritik altyapısı etkilenmişti ve ödeme yapmak durumunda kaldılar. Daha şimdiden bu piyasa 20 milyar doların üzerinde bir kazanç elde etmişler gibi gözüküyor. Dolayısıyla büyük bir pasta. O yüzden bu pastanın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz yakın bir zamanda. Özellikle bazı grupların RAS modeli oluşturup Ransom as a Service modeli oluşturması da aslında bu tip saldırıları kolaylaştırdı ve bunları daha çok göreceğimizi söylüyor 2023 ve sonrasında da. Bu gruplardan işte etkili olanları siz de şeysiniz, tanışıksınız bunlardan. Lockbit gibi, Revil gibi, Blackcat, Netwalker çeteleri. Bunların çok sıkı atakların olacağını da düşünüyoruz 2023 yılı içerisinde. Hatta geçenlerde bildiğim kadarıyla GhostSec grubu da artık SCADA sistemlerinde OT yapılarını da şifrelediklerini ve bu noktada da ransomware üretebildiklerini ispatlamışlar, göstermişler. Dolayısıyla artık kapsam daha da büyüdü. İkinci olarak seçeneğimi DDoS'tan yana kullanırım. Bizim özellikle QNB Finans Bank olarak söyleyeyim ama aslında biz aynı zamanda M parayız, iki bankayız. Dolayısıyla iki bankayı temsil ediyorum biraz burada. Bizim için DDoS'un ayrı bir yeri var. Çok etkilenmiyor olsak bile sinek ufak ama mide bulandırıyor. Uğraşmak ve zaman harcamak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden ikinci olarak da DDoS gelir diye düşünüyorum. Galiba bu ikisi 2023'te de baskın bir şekilde devam edecek. Valla Allah hepimize yardımcı olsun. Aynen öyle. Çok zor, çok zor. Ben de eski bir finansçıyım yani. Yıllarca finansta direktörlük yaptım. Evet. Hüseyin Hocam, siz ne diyeceksiniz? Arkadaşlar gayet net söylediler. Belki burada dikkati çekmeyen ama gizli bir tehdit var. Bizim genelde bulunduğumuz sektöre çok hitap etmese de özellikle yurt dışına iş yapan firmalardaki birinci tehdit aslında business email compromise tehdidi arkadaşlar. Bu biraz piyasada gözükmediğinden dolayı istatistiklere girmiyor ama FBI'ın yayınladığı işte cyber crime şeylerine, istatistiklerine baktığınızda İlk sırada genelde business email compromise oluyor. Çünkü çok fazla sayıda firma buna düşüyor ve hani düştükleri rakamlar öyle işte pazarlıkla vesaire alınan rakamlar değil. Ransomware'de evet en azından bir pazarlık yapıyoruz. %90-95 bazen indirim alabiliriz ama o business email compromise'da araya girdiğinizde faturanın bedeli 450 bin dolarsa 450 bin dolar zaten gitmiş oluyor. Ya da 700 bin dolarsa 700 bin dolar gitmiş oluyor. Dolayısıyla görünmeyen tarafta business email compromise, Türkiye üzerinde konuşuyorum, dünya üzerinde de böyledir.
birinci tehdit. Ama bu tabii bir banka için, bu bir orta ve üstü daha çok IT'cilerin olduğu yerlere yönelik bir tehdit değil. Daha çok IT'nin ve security'nin ne diyeyim hani çok ihtiyaç duyulduğu, daha az ihtiyaç duyulduğu taraflarda ise ki bunu özellikle tercih ediyorlar bu saldırganlar. Business email compromise birinci sırada geliyor. Ransomware zaten bahsetme yani çok da gerek yok. Sadece şekil değiştirerek gidiyor. 2019'da ilk işaret fişeğini gördüğümüzde 2020, 2021, 2020. Aslında bu sene normal şartlar altında bu konunun soğuması lazım. Bu konunun evrilmesi lazım. İşte muhtemelen OT'ye, muhtemelen cloud'a, muhtemelen başka şekillere evrilecek. Evet, adı ransomware olarak kalacak ama başka şekillere evrilecek. DDoS, evet yani hala köyümüzün eski hani delisi gibi mutlaka olacak. Daha yılın başında işte nerede Sırbistan'da, işte Avrupa'da belli ülkelerde işte bankalar, 7 tane bankaya birden DDoS saldırısı başlatılmış. Bu bir şeylerin aslında işareti. Yani bir yerlerde ilk şeyi biz DDoS olarak görüyoruz. Çünkü bir kaba kuvvet saldırısı. Yani hiçbir şey ihtiyacınız yok. Böyle 3-5 tane sunucu kiralasanız bugün herhangi bir yeri silkeleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarafta da böyle azalmayacak ve artarak devam edecek bir süreç olacağını ben de düşünüyorum. Insider threat burada aslında benim gözümde gözükmeyen ama bir numaraya koyacağım konu ve 2023'te ben hani soranlara evet bir danışman title'ım var dedim. 2023'ün konusu ne derlerse hep insider threat diyorum. Aslında ransomware dediğimiz şey oradan geliyor. İşte business email compromise kısmen oradan geliyor. Insider threat'i tabii şey gibi tanımlamaya çok alışmışız biz. İçerideki kötü niyetli çalışan gibi tanımlamaya alıştığımız için kafaya biraz farklı gelebiliyor ama şu an yaşadığımız hemen hemen bütün o sorunların temelinde içerideki çalışanların bilgisayarlarının hacklenmesi ve o bilgisayarlar üzerinden kötü insanların, kötü niyetli insanların bir şeyler yapması var. Dolayısıyla farklı bakış açılardan ransomware, farklı bakış açısından DDoS, farklı bakış açısından business email compromise ve bambaşka bir en azından içeriği bilen, bütün bunların kaynağını bilen bir bakış açısıyla insider threat'i en tepeye koyabiliriz. O zaman ben doğru cevabı size söyleyeyim. Hepsi diyorum. Tabii bu bakış açısı, bu konuda biz de güvenlikçiyiz. Biz de olayların içinde yaşadığımız birçok olay var. 2023'ün insider threat yılı olacağı konusunda düşünüyoruz. Bizde de öyle bir kanı var. Umarım başımıza gelmez. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Çok zor bir soru. Tuğba senle başlayayım. Devam ediyorum. 2022'de yaşanan ve seni yani kurumu en çok etkileyen bir siber olayı veyahut da etkilendiğin bir olay oldu mu? Şöyle doğrudan benim çalıştığım kurumu etkileyen konu genelde Hüzeyfe'nin az evvel bahsettiği compromised email account meselesi oluyor. Bizim de zaten en fazla uğraştığımız kısım bu. Benimki gibi işte çok uluslu yerlerde çalıştığınız zaman böyle hani bir laf var ona bayılıyorum ben. Bize Konya'dan da gelen var, Kenya'dan da gelen var durumu var. Dolayısıyla istediğin kadar böyle impossible travel alarmları, işte conditional access'ler, bilmem neler falan koy. Günün sonunda şey oluyor yani bir kullanıcı mesela aynı anda hem uzak doğuda seyahatte oluyor. Bir bakıyorsun onun cep telefonu işte başka bir ülkeden sinyal veriyor. Bir işte atıyorum bilgisayarı da başka bir ülkeden sinyal veriyor. İkisinde de e-mail hesabı açık. Compromise yok aslında mesela. Buna hani compromise diyemiyorum tabii ki yani. Hani gitti seyahat etti ülkede bir internet erişimi sağlamak için VPN vesaire falan kullanmış olabiliyor kullanıcı. Kişisel cihazlarında da bunu yapmakta özgür tabii ki. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bir de gerçekten hani bir sebepten bilinçsiz, farkındalığı düşük bir kullanıcı mesela şey yapabilir. Gidip bir e-ticaret sitesine üye olabilir. Google'da mesela parola saklayabilir. Google'da derken Google'ın authenticator'ında keşke yani authenticator kullansalar. Öyle değil ama daha ziyade maalesef parolamı saklı seçeneklerini tercih ediyorlar. Çok da kolay biliyorsun pek çok serviste bunu soruyor. Web açık olan servisler, listelerde falan bunu kullanıyorlar. Daha sonra o kullanıcı parola da zaten compromise oluyor ve biz bir şekilde bunu yakalıyoruz. İşte VGR'le birlikte yürüttüğümüz zaten işte Socrates Secusion gibi istihbarat servisleri, UVM'lerle falan da buradaki açıklıkları tespit ediyoruz zamanında. Ama sonuçta bir kere gittiği zaman gitmiş oluyor ve bu özellikle bu kişi eğer yönetici pozisyondaysa maalesef çok daha acı sonuçları oluyor. Biz özellikle
ilgili kullanıcıları sürekli farklı şekillerde duyuruyoruz, dürtüyoruz. Devamlı olarak alarm halindeyiz vesaire. Çünkü şeyi anlatmamız gerekiyor. Yani senin hani sadece paralan çalında okey bir sürü multi-factor authentication tool'u var, o var, bu var, şirkette koruma altında vesaire gibi geliyor insanlara, ama mevzu o değil. Sen aynı zamanda bir phishing kampanyasının kurbanı rolüne geçiyorsun aslında. Çünkü adam seni Google'ladığında bakıyor, aa tamam işte falanca kurumda filanca yerde bir yönetici bu. Ben bunu hani inandırıcı bir şekilde ne yapabilirim şeklinde. Bayağı bir sosyal mühendisliğe girip hedef odaklı çok güzel saldırılar gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla esas aslında kıymetli olan yeri orası. Yoksa ne olacak, hani parolayı değiştiriyorsun işte o bir yerlerde kaydolmuyor. Ya da işte ne bileyim hesabı bile değiştirebiliyorsun, yeri geliyor user'ını değiştirebiliyorsun falan, ama bunun sonu bitmiyor yani. Yani aynı kişi aynı kurumda çalışmaya devam ettiği müddetçe o özellikle çok sofistike saldırılara maruz kalabiliyor. Bunların da farklı etkileri olabiliyor. O yüzden biz sürekli tetik altındayız. Bu konuda açıkçası en fazla uğraştığımız konu gündem bu. Anladım. Çok zor olsa gerek, çünkü çok uluslu ve bir ne diyelim, IT'yi ve sıkılaştırmanın o kadar sıkı yapıldığı yerlerde insan faktörü çok önemli. İşte, evet. Ahmet Hocam, sizden gelen trafik kes diyemiyorsun Ferhat. Tabii. Orası kesin. Ahmet Hocam, siz ne dersiniz? Vallahi 2022'de yaşadığımız bir siber güvenlik olayı olmadı banka olarak, doğruyu söylemek gerekirse. Bizi etkileyecek bir şey olmadı. Ara sıra DDoS saldırısı zaten tüm bankalara gelen şeyler. Ama 2021 Aralık sonuydu galiba ortaya çıkan ve 2022 başında da bir Log4j konusu vardı hatırlarsanız. Evet. Biz bunu ilk duyduğumuzda bayağı bir sarsıldık. Çünkü inanılmaz bir kapsamı var. Her uygulamada mutlaka bunun bir kütüphanesi var. Bir folder'ı var. Güncellenmesi gereken bir kuyruğu var. Bir parçası var. Ve baktığımızda inanılmaz bir kapsamın olduğunu ve tabii ki kapsam demek aynı zamanda zafiyetin de olduğunu görmek demek. Ve ilk baktığımızda çok tedirgin olduğumuzu hatırlıyorum. Titrediğimizi hatırlıyorum ve hızlıca bu konuda neler yapılabilir? Tüm takımları bir araya getirmeye çalıştık. Ve ardından Log4j'in önce internete bakan kısımlarına işte şey yaptık. Ama o kadar büyüktü ki çalışmanın kapsamı, takımların kendisine bırakmadan artık bir project manager atamak zorunda kaldık. Ve bir proje eşliğinde bu yapıldı. Önce dış çepere bakanlar, ardından internete bakanlardan başlayıp hızlı bir kontrol eksikliği taraması yaptık. Devasa grupları bu işe ayırdık. Yani bir siber olay olmadı tabii ki, etkilenmedik ama bunun şeyi bile, ismi bile bize yetti içeride böyle aylarca süren bir çalışma oluşturmak için. Yani bir siber olay olsa ancak bu kadar uğraşılabilirdi. Ve sorunsuz bir şekilde bu şeyleri, çalışmaları devam ettirdik. Hala da ufak tefek şeylerde, iç kısımlarda tabii ki, dışarıda değil, bunların çalışmaları devam ediyor. Dediğin gibi siber olay olsa ancak bu kadar uğraşılabilirdi. Ama devasa bir iş çıkardı bize bankalara. Sadece bize değil eminim, diğer bankalarda da bu şekildedir. Böyle bir şeyden bahsedebilirim, siber güvenlik olayı olmasa bile. Yani ben de şöyle diyeyim. Burada Türkiye'deki finans sektörünün prosedürel açıdan ne kadar olgunluk seviyesinin yüksek olduğunu gösteren bir olay. Burada BDDK'nın da tabii COVID'in de etkileri var. Ama finans sektörü gerçekten Türkiye'deki IoT dediğimiz bu sektörün gerçekten göz bebeği diyorum. Öngörü, evet. Yani işini ciddiye alan ve olmasını gerektiği gibi oldurmaya çalışan bir sektör olmasının verdiği bir avantaj Türkiye için. Hüzeyfe Hocam, siz bir Amerika'da bulunan, yaşayan bir danışman olarak ne dersiniz? Bir de bir CEO title'ınız var. Log4j'yi Ahmet aldığı için ben başka seçeyim. Gerçekten Log4j bence 2022'nin değil, belki son 5 senenin en önemli olaylarından birisiydi. Çünkü şeyini bilemiyorduk, belirsizlik vardı, ölçeğini bilemiyorduk. Kime dokunacağı, yani evinizdeki buzdolabından tutun da işte sonra yalanlandan işte uzaya Mars'a gönderilen helikopterin içerisinde bile olduğuna dair böyle şeyler okuduk. Dolayısıyla hani dünya dışındaki ilk zafiyet içeren kütüphane gibi de nitelendirmeler görmüştük. Dediğim gibi sonradan bunlar kısmen yalanlandı, kısmen doğrulandı. Ben burada aslında hani her şeyi 2022'de yaşadığımızı düşündüğümüzde Microsoft'un, Nvidia'nın, Cisco'nun ve işte Slay'in yaşadığı
problemi önüme koyuyorum. İşte bunlar ortak olarak genel lapsus dediğimiz iddialara göre 20 yaşlarındaki birkaç çocuğun ortaya çıkarttığı büyük zafiyette. Hiçbir şekilde bir zero day kullanmadılar. Hiçbir şekilde böyle sofistike teknikler, bilinmeyen sofistike teknikler kullanmadılar. Tamamen hani işi iyi bilen bir insan, işini iyi bilen bir hacker ne düşünür? En kolay yoldan nereden girer? Bunları yaptılar. Çok böyle basit gibi gözükse de yine aslında bu insider threat kavramına doğru geliyor. Yani işte ne var orada? Cisco'yu, Microsoft'u, diğer bütün firmaları koyduğunuzda yani elimizi vicdanına koyarak şunu söyleyebiliriz. Yani bu adamlar siber güvenlik üreticisi, evet bazı şeyleri eksik yapıyor olabilirler belki ama %99 işlerini iyi yapıyorlar. Bir sürü yatırım yapıyorlar. Bu yatırımları yapmış olmalarına rağmen tam böyle çok kısa sürede birilerinin bunların kalbine kadar girmesi, işte Active Directory hesaplarını aldıklarını gördük, Slack kanallarının şifrelerini gördük, AWS passwordlerini ya da keylerini gördük. Bu kadar hızlı bir şekilde bunların alınabilmesi beni ürkütüyor açıkçası ve geriye iki adım dönüp ya biz bir şeyler yapıyoruz, bir sürü şey yapıyoruz ama yani acaba doğru şey mi yapıyoruz? Hep ben bunu sormuşumdur ömrümde. Hep bunu da sormaya devam edeceğim. Yani siber güvenlikte bu kadar yatırımı yapıyoruz ama saldırgan aynı şekilde mi bakıyor? Yani benim koyduğum şekilde mi bakıyor? Böyle bakmadığını görmüş olduk. Ben bunu ilk ne zaman yaşamıştım? İlk 2010 yılında aşağı yukarı bu sektörü ticari olarak girerken yaşamıştım. O zamana kadar hep böyle akademi vesaire kurumsal tarafta çalışıyordum. 2010 yılında biz CTF, 2009 yılında CTF'ler düzenlemeye başlamıştık. Türkiye'deki aslında bu gerçek ne diyelim hani işi bilen hackerları ya da teknik insanları keşfetmek için birkaç kere böyle CTF'de hiç tahmin etmediğim yerlerden gol yemiştik. İşte Türk Hack Team miydi tam hatırlayamıyorum isimlerini ama çok böyle kaliteli insanlar vardı. Benim bütün bakış açımı değiştirmiştim. Ben hep defansif taraftan geliyordum. İşte firewall'ım olur, IPS'im olur, WAF'ım olur onları koyarım. Tamam güvendeyim hani bu şekilde yapıyordum. Hiç bilmediğim yerden işte domain registrasyon panelinden oradan buradan gelip böyle bizi ortada bıraktıklarında dedim ki ya ben yanlış yerden öğrenmişim bu işi. O zaman işin tamamen taraf değiştirmiştim. Taraf değil mi? Bakış açısını değiştirmiştim. Ben o bakış açısını şu an tekrar 2022'de yaşadım. Yani saldırganlar artık bizim beklediğimiz yerden gelmiyorlar. Daha farklı yerlerden, daha basit yerlerden geliyorlar. Ve önümüzdeki dönem, yani 2023 ve 2024'te de canımızı yakacak şey bu oluyor. Yani evimizde kullandığımız, çocuğumuzla birlikte kullandığımız bilgisayarda, çocuğun kullandığı ve kurduğu bir crackli oyunun benim şirketimi tehdit altına bırakması ve götürmesi çok çok artık sıradan bir hale geldi. İşte multi-factor authentication'lar var, onlar var. Bunların hepsinin ne kadar basit bir şekilde, yani olayın basitliğini, adamların yaptığı işin basitliğini anlatmıyorum ama bizim açımızdan baktığımızda ne kadar basit bir şekilde aşıldığını gördüm ve dedim ki tamam, daha fazla yatırım yerine daha fazla temellere dönüp daha fazla kendimizi sorgulamamız ve challenge etmemiz lazım. Benim hani çıkarttığım 2022'deki konu bu açıkçası. Yani bakış açıları gerçekten değişmedi. Çünkü ekiplerin de farkındalığı burada işte çok önemli bir yer ediniyor. Peki Tuğba, sana yine tekrar dönüyorum. Zaten bugün seninle yürüyeceğiz. Ama bu sefer kısa bir soru, kısa bir cevap isteyeceğim. Yani siber güvenlik bağlamında 2022 nasıl, tek cümle, tek kelime nasıl tanımlarsın? Tek cümle, tek kelime. Cümleyi tek de cümle, tek kelimelerden oluşturma. Tek cümle veya tek kelime. yani benim hep aklımdan hiç çıkmayan bir Ukrayna-Rusya meselesi var. Yani buradaki savaşın nasıl siber savaş tarafına döndüğü, işte ülkeler arasında özellikle, yani hem Ukrayna-Rusya minvalinden başlamış olayım da, ülkeler arası siber savaş yılıydı diyebilirim ben 2022 için. Çok gördük bunu çünkü. Ben güzel bir yaklaşım. Ahmet Hocam? Vallahi 2022 tek kelime, tek cümle, ben zero day derdim herhalde. İki kelime oldu. En azından cümle olarak söyleyeyim. Zero day'di diye düşünüyorum. 2022'de Log4j ile başladı. İşte Spring4Shell ile devam etti. Ve sonrasında da ProxyNutShell ile böyle kapımızda biriken zero day'leri gördük. Bunların publish edildiği ama hatta bir kısmının hiç çözümünün olmadığı şeyleri gördük. O yüzden ben zero day diyorum. Güzel. Okay. Ben de hani tek kelime ise zor, tek cümle ise tarih tekerrüden ibarettir. Hiç yeni bir şey aslında görmedik. Yeni bir şey gördük Log4j vesaire ama geriye kalan %99'u hep böyle
teker üretti. Hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldık. Ne kadar ders çıkarttık onu açıkçası hani zaman gösterecek. Zor, zor zamanlar. Tuğba'nın dediği gibi ülkeler arası artık siber savaşlar doğru. Bunun bağlamında Zero Day'ler her zamanki gibi devam ediyor oldu. Ama zorluk, evet katılıyorum. Peki Tuğba, sana bir daha dönüyorum. Bu güzel bir soru. Bu sene sektörde duyduğun veya okuduğun olaylardan bir örnek, bir şey bize ne anlatabilirsin? O kadar çok ki. Best diyelim, en iyisini, en aa dediğimiz bir şey var mı? Yani şöyle, yani bu işte özellikle bu bahsettiğim hani siber güvenlik haberlerini hazırlıyor olmaktan mütevelli çok böyle sevine sevine verdiğim haberler oldu. Çok üzüle üzüle verdiğim haberler oldu. Bir tane örnek vermek gerekirse şu genç hacker arkadaşları 25 eş zamanlı baskın yapıp 14 kişiyi gözaltına aldılar. Birçoğu da tutuklu, şu anda yargılanıyor, hala devam ediyor. Aslında bunun işte yine o siber savaş cephesinden kaynaklanan, işte ülkeler arası sen bana iade edersin, suç benim orada işlendi, vatandaş senin vatandaşındı, bana iade et vesaire falan minvalinde böyle uluslararası boyutta yaşanıp nihayet birilerinin ceza aldığını görmek aslında biraz tatmin ediciydi. İyi tarafından bakarsak o mesela benim çok aklıma kazınan örneklerden birisi. Ahmet Hocam, siz ne dersiniz? 2022'de önemli olaylar biz yaşamadık ama çevremizde, özellikle Türkiye'den başlarsak, isim vermek eğer sakıncalı değilse, bir Metaş olayı gördük. Bir miktar detayını öğrenme fırsatımız oldu. Orada EDR'ın bir zamanda yama işleminin, patching'in önemini gördük bir kez daha. EDR'la birlikte. Yurt dışında önemli olabilecek neler var diye baktığımızda beni en çok şaşırtan yine Cisco olayıydı. Uber zaten kaçıncı kez, onu bilmiyoruz. Çalınan VPN hesaplarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gördük tekrardan. Önceden de bir miktar biliyorduk ama şirket cihazları dışındaki makinelerden gelen VPN bağlantılarındaki güvenlik zafiyetleri, bunlar çok önemliydi. Buradan öğrendiğimiz, gördüklerimiz. Artı tarayıcılardaki bu saydığım olaylarda yine firmaların tarayıcılardaki profillerinin sync işlemlerinin mutlaka disable edilmesini gerektiğini buralarda okuduk ki bizde de zaten abi, öyleydi ama. Bütün bantellerime bastınız şu an. Dolayısıyla o profillerin sync işlemlerinin disable edilmesi önemliydi bence. Biz de birkaç yıl öncesinden bunları düşünmüşüz. O yüzden kendimiz de o vizyona sahip olduğumuzu gördük en azından. İşte Cisco çalışanlarının MFA bombingle iki faktör doğrulamasını nasıl kolaylıkla bypass edilebildiğini gördük. Bu da biraz şey, tedirgin edici. O yüzden awareness da çok önemli personelde. Bunlar en çok benim aklıma gelenler, hemen bir kere de sayabileceğim ve ders çıkardıklarımız diyebilirim ilk başta. Yani Tuğba da oradan şey yaptı. Yani bu ekibi toplamak kolay olmadı. Onun için yani daha sürprizlerimiz var. Daha katılımcı da ekleyebiliriz. Hüzeyfe Hocam, siz ne dersiniz? Bence bu webinardan sonuçta kendim bir yere katıldığımda hep böyle şeyin derdini düşünün. Ben bu konuşmadan, bu eğitimden ya da bu kitaptan bir şey öğreneceğim. Yani tek bir şey almam lazım. Bu webinardan hiçbir şey almadan gidecekseniz bile alacağınız en önemli şey, biraz önce Ahmet'in söylediği gibi, bu browserların sync işlemi şu an çok büyük bir problem. Hani belki birçok arkadaş, şu an webinar dinleyen birçok arkadaş bunun tam olarak ne olduğunu duymamış olabilir ama işte Cisco'nun ya da diğerlerinin hacklenmesi case'inde, yani biz bazen işte mesela Socadar'dan bir alarm gönderiyoruz. Diyoruz ki ya işte şu bilgisayar hacklenmiş ve sizin VPN'inize buradan erişilmiş. Bakıyorlar, bu bilgisayar bize ait değil. İşte bu konfigürasyonu, şunu bunu. Ya nasıl olabilir? Bir username password doğru ama bilgisayar bize ait değil. Oradan çıkıyor ki aslında evdeki bilgisayardan bağlanmış ya da evdeki bilgisayardan VPN'e bağlanmak da yasak diyor. O zaman bunu böyle itere yapa yapa aslında biz keşfettik. Yani okuyarak değil de, ha o zaman nasıl olabilir? Bir yerde okurken bir ışığını görmüştüm. Dedim ki evet, evde kullandığı bilgisayar, kişinin ne oluyor? Gidiyor iş yerindeki bilgisayarla senkronize oluyor. Google Chrome eğer profiline login olursanız, evde kullandığınız bütün username passwordler iş yerine kullandıklarınız eve. Evdeki bilgisayar hacklendiğinde sanki o URL'lere siz o bilgisayardan girmişçesine
username, password'leri elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla 2023'teki benim bir numaralı gördüğüm problem bu olacak. Hani bir sürü yerde göreceksiniz. 2020'de ben hep ransomware diyorum. Hani bu bir kehanet değil, bir şey değil. Tamamen okumalar ve tecrübelerle. 2023'te adına teknik olarak Stealer Log adı verdiğimiz ya da işte çalıntı bir hesaplardan çok fazla can sıkıcı olaylar yaşayacağız ve bunları geriye doğru takip etmek çok zor. Sadece Türkiye'den baktım. Şu an 4500 tane firmanın VPN ve Jira ve işte böyle hassas verilerinin Black Market'lerde, Telegram'larda satışa çıktığını görüyoruz. Bunlar Gmail vesaire password'leri değil. Direkt kurumsal password'ler. Bu şu demek, önümüzdeki dönem bu 4500 firmanın büyük ihtimalle yarısı ya da üçte biri hacklenecekler ve neden hacklendiklerini bilemeyecekler. Dünyaya baktığımızda şu an elimizdeki rakam 25 milyon civarında, yani 25 milyon kişi ki az bir sayı değil. Bu sayı 25 milyon, 1 milyon firma eder aşağı yukarı. Önümüzdeki dönem daha fazla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Başka neler öğrendim? Tekrar resetledim kendimi. Hiçbir zaman hani belli zamanlarda şunu hissedersiniz. Ya evet, belli yatırımlar yaptık, güvendeyiz. Bunu hiçbir zaman hissetmememiz gerektiğini, hep böyle bir şüphe şeyinin bizi böyle rahatsız etmesi gerektiğini ben hani öğrendim 2022'de. İlk defa hani 2022'nin belki sonuydu ama yapay zekanın ilk defa işe yarayacağını, siber güvenlikte ilk defa işe yarayacağını kendimi ikna ettim. Çünkü ben yapay zeka versus insan tarafında hep insanı tercih ediyordum. Domain ekspertizi olmamasından dolayı. Ama işte ChatGPT ile yani OpenAI'ın bu açtığı yolda bir ışık gördüm. Henüz emekleme aşamasında ama gerçekten belli şeyleri kendi üzerimde, 2023'te de bir hedefim var. Kendi üzerimde yaptığım bir sürü şeyi yapay zekaya devredeceğim. Bir virtual asistan gibi. Gerçekten de hani yeri geldiğinde tekrar konuşuruz. Bu yapay zekanın 2022'de bana bir ışık yaktı ve bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Başka third party konusu... Hocam biraz da bize soru kalsa, her şeyi açıkladın, bitti, dur. Olmuyor böyle. Third party konusu, bu çalıştığımız firmalar, özellikle manage hizmet veren firmaların çok fazla tehdit altında olduğunu, suyun başında oldukları için işte kaseye falan görmüştük ama Türkiye'de de bayağı böyle bir third party firmanın canının yandığını ve yanmaya devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla 2022 bir sürü şey öğretti diyebilirim. Teşekkür ederim. Çünkü arka taraftan da sorular geliyor. Soruların cevaplarını da Hüseyin Hocam böyle patır patır yapınca... Görmeden veriyorum. Görmeden arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz bir de niyet okuma gibi taktikler var. Biz iyi siber güvenlikçileriz. Siz sormadan biz cevapları veriyoruz. Ama güzel sorular gelince soracağım. Yapay zeka konusuna girdin. O zaman Tuğba, şöyle bağlayayım bunu. Bir yapay zeka robotun olsa ve siber güvenliğin hangi olayını, ama tek halkan var, hangi olayını iyileştirmek veya düzeltmesini isterdin? Response. Enteresan. Yani EDR response, NDR response, işte ne bileyim artık aklına ne geliyorsa, hani XOR'lar vesaire falan filan, hepsinde bence iyileşmesi gereken şey response. Ha, iyileşmiyor, iyileşiyor. Hiç yoktu elimizde böyle tool'lar. Artık var, kullanıyoruz. Ama bazen yanlış öğreniyor işte yani. Sen bir şey bloklamaya çalışırken o bloklamaya çalıştığın uygulamanın çalıştırıcısı olan ve sana çok lazım olan bir bileşeni de bloklayabiliyor yani. Böyle örnekler var. Bütün marka bağımsız, ürün bağımsız konuşuyor. Dolayısıyla response tarafının mutlaka response'u vermeden evvel böyle bir ikinci bir akıl falan lazım oraya. O yüzden o yapay zekanın biraz daha zeki olmasını bekliyorum yani. İnşallah o noktaya geliriz. Ahmet Hocam, siz ne dersiniz? Tek hakkınız var. Response kullandılar. Vallahi response böyle ikinci aşama gibi gözüküyor bana göre. Ama güzel bir şey cevap. Ben patching derdim arkadaşlar. Yamalama. Yani inanılmaz zor bir işlem. Zor bir işlem derken şöyle. Bir şeyi upgrade etmekle bitmiyor. Altyapıcı arkadaşlar hummalı bir şekilde sürekli bir patching işlemi yapıyor. Ve o arkadaşın ulaşacağı nokta hiçbir zaman olmuyor. Önünde hep bir tavşan var. Sürekli olarak o tavşan kaçıyor ve ona ulaşmaya çalışıyor ve hiçbir zaman da bitmiyor. Bunu keşke robotik sistemlerle yapabilsek.
işte patch derken database var, işletim sistemi var, web server var, uygulaması var. Birini upgrade ediyorsunuz, diğeri desteklemiyor. Bir alttaki işletim sistemi diyor şunları isterim, bunları kurum gibi. İnanılmaz bir böyle grid problemler dizisi patchleme. Artı insanları da tüketen bir şey. Ve bir kişi önünde yapmış olduğu bir işin bitmesini bekler. Bittikten sonra mutlu olur. Ama bu iş hiç bitmiyor. Sürekli olarak. Upgrade ediyor. Patch'i geçiyor ama bir bakıyorsunuz iki gün sonra başka bir patch ihtiyacı gelmiş. Bu sefer onu geçiyor gibi gibi. Türkiye'de... O yüzden böyle bir robot olursa lütfen haberdar edin arkadaşlar. Bu da Türkiye'deki... Vallahi çok iyi akıl ettiniz hocam. En iyi cevap AFP'den geldi yani. Vallahi çok haklı. Evet, güzel cevaplar da alıyoruz. Hüseyin hocam, sizden de bir şey... Ben ne isterdim? Hani bir yapay zeka robot olsaydı günün sonunda hep şunu görürüm. Siber güvenlikte hala ciddi manada biz insan eforuna ve yorumuna dayanıyoruz. Buradaki siber güvenlik ya da işte yapay zeka robotuna kontrol vazifesi verirdim. Hani her şeyi planlayacak ve kontrol edecek. Çünkü bazen unutabiliyoruz, bazen o kontrolleri biz es geçebiliyoruz. Hani hiçbir şekilde kandırılamayacak, düzgün plan yapan ve her gün kontrol eden, her gün siber güvenlikçileri bu oldu mu, bu yapıldı mı, bu yapılmadı mı, bu nasıl yapıldı böyle kontrol edecek bir şey isterdim. Çünkü bunu insan olarak yapmak acayip yıpratıcı bir şey. Yani birine bir kere bir şey sorduğunuzda ikinci kere sormak zul geliyor. Dolayısıyla bir yapay zekayı hani böyle bir sistemi, security tasarladıktan sonra o milimetrik ölçümünü yapay zekaya bırakıp evet ben şu an işte burada bir mesela Mitre ile ilgili bir şey yapıyorsak her gün bunu kontrol etme görevini, hani yapma görevini değil ama kontrol etme görevini yapay zekaya verirdim ama... Ya sen kendi yerine birini arıyorsun bence. Sen kendi yerine robot arıyorsun. Bizi istiyorsak adam ya. Biz ne iş yapacağız o zaman? Bu yapıldı mı? Bu yapıldı mı? Biz niye oturuyoruz bu koltukta? Hayır, abi, ben olayı bir tık daha ileri götürüyorum. Şimdi kontrol yapıldı ve olayın işlem gerçekleşmesi gereken prosesin yapılmadığını yakalanınca işte kaç volt verecek? Bir de o tarafı var yani. Yapmadım. Aynen yani. Ne yapacak? Evet. Vallahi enteresan şeyler. Ahmet Hocam'a şöyle bir eklemede bulunayım. Türkiye'de bitmeyen bir de DLP projeleri var. Aynen onu da vermek lazım yapay zeka. Al şunu bitir. Bu sınıflandırma evet. İş yani. O sınıflandırma evet. Sen yap biz yapamıyoruz. Veri bu ülkede veri sınıflandırılamaz diye söylüyorum. Yani finans bu kadar iyi olmasına rağmen hani en gri alan ama o veri sınıflandırılamaz diye söylüyorum. Peki Tuba şimdi şöyle konu buradan biraz daha çevirelim. 2022 artık bitireceğiz. Bitirelim artık 2022. Önümüzde güzel bir sene olacak inşallah. Üst yönetimi hala ikna etmekte zorluk çekiyor musun? Yok artık çekmiyorum ya. Yani şöyle ben o konuda çok büyük gelişim olduğunu gözlemliyorum kendini arama. Çünkü biliyorsun şeyde de pandemi döneminde de hani farklı bir şirkette çalışıyordum. Şimdi farklı bir şirketlerde çalışıyorum. Farklı grupları gözlemleme imkanı buluyorum falan. Yani genel olarak gözlemim şu. Her zaman şeyi söylerdim zaten. Finansalları iyi olmayan bir kurumda hani şey yapmak, güvenlikçi olmak, IT'de olmak falan zaten zor. Güvenlikçi olmak daha da zor. Çünkü bizim yani halı zeklerimiz olmak zorunda. İyi bütçelerimiz olmak zorunda. Bu 2-2-4 eskiden biraz daha zor anlatıyorduk. Çok böyle rocket science gibi geliyordu insanlara, üst yönetime falan da bizim anlattıklarımız ama artık doğrudan kendileri de konuda komşuda her yerde görmeye başlayınca bir de pandeminin ikinci senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara ransom saldırılarında böyle dünyada ilk 3'e, ilk 5'e falan girmeye başlamıştı Türkiye. Çok ciddi kayıplar vermişti. Eski vakaları hatırlayacaksınızdır muhtemelen 2021'deki, 2020'deki olayları. Dolayısıyla o periyotlardan falan sonra herkes bizim kapımızı çalmaya başladı. Ya işte Tuğba bak işte falanca firmadan şu kadar fidye istemişler. Bunlar oradan bu kadar istediklerine göre bizden şu kadar isterler falan diye. Hani Hüzeyfe de biliyorsun sık sık çıkıp anlatıyor. Benim bulunduğum kurumlarda da sağ olsun hiç beni kırmadı şimdiye kadar. Hep geldi anlattı. Orada anlaşılıyor zaten. O yüzden artık üst yönetimden eskisi kadar bulamadığımız, bütçe bulamadığımız günler yaşamıyoruz. Ben genel olarak yani perakende sektörünün de hala bir parçanın ağzını tutuyorum. O tarafta da eskisi kadar olmadığını gözlemliyorum Tuğba olarak. Ahmet Hocam, siz de finans tarafındasınız. Ne diyeceksiniz?
Biz gerçi biraz daha elimiz güçlü o tarafta yani. Ya elimizde BDDK gücümüz vardı. Doğru doğru. Finans tarafını herkes şey zanneder. İşte böyle paranın bol olduğu diye düşünür. Ve tüm ürünleri istediğiniz zaman alıyorsunuzdur gibi diye düşünür ama ilk zamanlar öyle değildi. Ben 20 yıldır güvenlik sektöründeyim. Hatta bir miktar da Kanada'da deneyimim var 5 yıl kadar. Türkiye'yi de kapsayacak şekilde anlatırsam eğer, ilk yıllarda üst yönetimi ikna etmek oldukça zordu. Tüm şirketi etkileyecek, güvenlik odaklı böyle değişiklikleri yapmak, yüksek rakamlı ürünleri almak ciddi efor, uğraş gerektiriyordu. İşte sunum yapmak gerekiyordu. El pençe yönetim kurulu önünde açıklamak gerekiyordu bunu sunumlarla. Artı sadece ürün, hizmet değil, aynı zamanda güvenlik alanında çalışacak personel almak da buna dahildi. Önceleri böyle birkaç kişilik takımlarla, işte 2005 ve 10 arasında birkaç kişilik takımlarla yürütülen çabalardı bunlar. Altyapı güvenlik hariç. Fakat işte Akbank olayı, HSBC olayı ve diğer büyük firmalarında hacklenebilir veya bir güvenlik olayı yaşayabilir olduğu üst yönetim tarafından da görüldü. Ve bunun ne kadar ciddi olabileceği sonuçlarının, bunlar da görüldü. Artı sadece Türkiye'deki örnekler değil, tüm dünyadaki örnekler, Swift vakaları da gözler önüne çıkınca bunlara sigorta firmalarının siber güvenlik alanındaki ciddi denetimleri, aldıkları primler, yüksek primler eklendi tabii ki. Artı bir de tabii ki en önemli driver olarak BDDK, BTK, SPK gibi regülasyon kurumlarında sıkı genelgeleri eklendi bunlara. O yüzden artık üst yönetimi ikna etmek o kadar da zor değil. Ayrıca ben kendi yöntemimde şu, böyle önemli şeylerde, vakalarda Türkiye'de olsun veya yurt dışında olsun C-Level'a düzenli olarak bilgilendirme yapıyorum arkadaşlar. Bir miktar teknik detay da koyuyorum. Bazı teknik yöneticiler hatta merak edip daha da fazla detay istiyor, onlara sunum yapıyorum. O yüzden işimiz daha önceki yıllara oranla çok daha kolaylaştı diyebilirim. Farkındalığın arttı, o bir gerçek. Evet, kesinlikle. Soruyu size değiştireyim. Pardon Zeyfo Hocam, size soruyu değiştiriyorum. Siz bir CEO olarak siz kendi güvenlik ekiplerinize bu konuda nasıl bakış açınızı, sizinki biraz daha ikna oluyor musunuz hemen? Yani çift şapka oluyor. Bazen kendimi bu tarafa çekiyorum. Evet diyorum, bu şirketin güvenliği benim üstümde. Bazen de karar verici, bütçeyi onaylayıcı olarak görüyorum. Ama hani hep şunu söylüyorum, bütün şirket toplantılarında da hani bu şirketin birincil önceliği güvenli olmak ve güvende kalmak. Çünkü biz güven satıyoruz. Yani bu güveni zedeleyecek. Başınıza bir şey gelebilir mi? Okey, her şeyi aldıktan sonra mutlaka gelebilir. Hayatta hani her şey olabilir ama ne kadar buna önem veriyorsunuz? Her toplantıda ben bunu en azından dile getirmeye çalışıyorum. Ama günümüzdeki problemin artık yavaş yavaş bu farkındalık ya da üst yönetimi ikna etmekten ziyade önceliklendirmeye gitmeye başladığını gördüm. Çünkü üst yönetim ikna oldu, parayı veriyor ama bu sefer de aşağıdaki ekip bunu yeteri kadar önceliklendiremiyor ya da yukarıya bunun çıktısını gösteremiyor. Burada bir ölçüm problemi var. Yani kaç kilo siber güvenlik alacağız bu parayla diyen patron dahi tanıyorum ben. Hani bu bize ne sağlayacak? Çok basit ve çok temel bir soru. Bu bizi neredeydik, nereye getirecek? Bu da siber güvenliğin temelde ölçülebilir olmasını sağlamaya yönelik bazı adımlar atılmasını gerektiriyor. Anladım. Ben de şöyle bir size bir katkıda bulunayım. Ben de bir finansçı olarak, eski bir CIO olarak söyleyeyim. Yaşanacak riski üst yönetime hissettirmek denen bir şey var. Bakın böyle olursa şu şöyle olur deyip, çünkü bir de C-Level'a bunu anlatırken sıkıntı yaşıyoruz. Teknolojiden ve riski bilememe gibi şeyler oluyor. Ahmet Hocam zaten sağ olsun bir şey yapıyor, bir bilgilendirme geçiyor. Ama bir de yabancılarla, biraz daha böyle Avrupa'yı olmayan yabancılarla değil de biraz özetlense, çok kimsenin ayağına vurmak da istemiyorum, anlatması zor olduğu zaman, birebir yaşattığınız zaman gerçekten o andan itibaren şey oluyorsunuz, siz süpermen, kahramansınız, ne istiyorsanız yapına dönüyor. Tabii o öyle değil ama farkındalık, ben de diyorum insanların farkındalığı gerçekten arttı. Bu konuda da yaşanmış olaylar, pandemi bize çok şey kattı. Ben onu halen aynı noktadayım. 2022'yi bitirelim diyorum artık. 2023'e başlayalım. Çünkü çok fazla bir şey de yok. Bundan sonra zaten vaktimizde zaten çok fazla bir vaktinizi de almayacağım. Şöyle bağlayayım olayı. 2023'te gündem, en çok gündem ne olur Tuğba? Sence?
En son bana tahminlerim sorulduğunda yine böyle bir webinarda ben şey demiştim işte orada teknolojiyle alakalı genel konuşuyorduk. Sadece güvenlik konuşmuyorduk. O zaman ben perakendedeydim sektör olarak. Şey demiştim işte bütün kasiyerler işsiz kalacak. Araştırmışım bir de 3 milyon kasiyer varmış dünyada. İşte 3 milyon kasiyer işsiz kalacak. Ne yapacağız bu kadar insanı? İşte kuryeler işsiz kalacak. Dünyada atıyorum 8 milyon mu ne işte kurye, kargo çalışanı vesaire var. Onlar da işsiz kalacak falan diyordum ki pandemi geldi. Bütün dünyaya kasiyer oldu ya kurye. O yüzden benim tahminleri yani hani ben ne söylüyorsam tam tersi gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu Zaman bilin iyi bir yani. şey söyle. Olmasını gerekme. Olmasını istemediğim şey söyle de olsun bari. Tamam yani çok sağlam bir siber saldırı yine böyle hani şey gibi Colonial Pipeline gibi falan o boyutlarda böyle yüksek montanlı bir yakın zamanda bir şey bekliyorum. Bizde olabilir, yakın coğrafyamızda olabilir falan ama yine çok büyük bir ransom atağı ben bekliyorum. Şimdi artık industrial'lar çıktı çünkü yani endüstriye yönelik veri silme uygulamaları. İşte az evvel Ahmet Bey bahsetti biliyorsun bu IoT özellikle enerji sektöründe falan kullanılan bunların işte erişim panelleri de falan doğrudan erişimleri engelleme girişimleri olabiliyor SCADA sistemlerde vesaire de. Bunlara yönelik böyle bir büyük bir faaliyet olabilir. Bir ne bileyim reaktör olabilir bu ya da işte bir enerji santrali belki bir nükleer santral falan yine böyle bir şey duyacağız. Büyük çapta bir şey olacak gibi geliyor bana. Benimki birazcık tabii gamlı baykuşluk, felaket tellallığı ama işte her canlı ölümü tadacak gibi. İnşallah Peki, kelimenin yaşayacağız yani. cümleye Evet. başladığın gibi inşallah tam tersi olur diye devam edelim. Çünkü ben hiç kimsenin başına bir siber saldırının gelmesini istemem ki hiçbirimiz istemeyiz ondan eminim. Ahmet Hocam Amin amin. Biz ben taş senin yeriz. 2023'te neler olabilir diye baktığımızda aklıma yine tabii ransomware, insider threat, DDoS dışında open banking bir de servis bankacılığı tarafında bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Bu Türkiye'de de 2023 ile birlikte onlar da aktif olacak. Oralardan bir şey bekliyorum. Özellikle API security'si noktasında, güvenliği noktasında sanki oradaki atakların gelişeceğini ve büyük firmaların oradan gol yiyebileceğini düşünüyorum. Onlar olabilir. Aklıma ilk gelenler bunlar Ferhat Hocam. Hüseyin Hocam. Yani bir sürü şey var ama ben biraz da jeopolitik şeyden bakıyorum. Rusya Savaşı, yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası devam eden süreç 2023'te de artarak devam edecekse çok fazla aç kalan Rus hacker olacak. Bunlar ülkenin dışına çıkamadıkları takdirde çok daha fazla hani 2022 aratmayacak derecede profesyonel ticari işler yapmaya başlayacaklar. Bunun çıktısını biz zaman zaman DDoS olarak göreceğiz, zaman zaman ransomware olarak göreceğiz ama benim en azından 2023'te 2022'den çok çok da farklı bir şey olacağını beklemiyorum. Çünkü olaylar hep 2 sene olarak alayım. Yani 2020, 2021, 2022 ile 2023'ü ben bir olarak düşünüyorum. Dolayısıyla 2022'nin tekrarı olacaktır. 2023'ün sonu geldiğinde farklı bir şey olursa böyle oturup da geriye dönüp aa evet ya böyle söylemiştik tutmadı deriz ama dediğim gibi ben hep ikişer yıl olarak alıyorum yılları. Şu an 2022 ile 2023 dünyadaki resesyonun da artışıyla daha fazla ticari odaklı saldırı göreceğiz. Enteresan şeyler olacak yani bekliyoruz. Durmak yok. Peki şimdi biraz önce yapay zeka olayına girdik. Gene bir yapay zeka olayına girelim de ama biraz da geniş perspektiften bakarsak eğer yapay zekanın güvenlik alanında aktif kullanılacağını düşünürsek ve işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Öncelikle hani tamam temennilerimizi söyledik. Bu yapay zekalar işimize yarayacak mı? Ve en kritik olan olayı da şu, kendimizi yapay zekaya emanet edebilir misiniz? Siber güvenlik kapsamında. Tuğba. Etmem çok net. Yani 6 ay POC yaparım. 6 ayda devreye alır test ederim. Ama Sonra hiçbir da zaman %100 bırakamam yani. İnsan kontrolünü bırakmak bu kadar kritik bir işte. Bana pek yakın gelecekte olacak gibi gelmiyor. Çok inanıyorum, çok güveniyorum. O ayrı konu. Ama böyle kafam çok rahat. Yani benim her şeyi benim yerim otonom olarak yapıyor zaten. Okey bu iş bitti gitti artık diyemiyoruz maalesef. Ahmet Hocam. Şu ana kadar yapay zeka ile üretilmiş veya yapay zeka modülü olan ürünlerin hepsinin aslında yapay zeka değil, machine learning ile ilerlediğini ve ikisinin karıştırıldığını hep düşünmüşümdür. Doğru. Şu ana kadar böyle insan müdahalesi veya insan
elinin değdiği konfigürasyon veya muhakemesi olmadan çalışan ve doğru elle tutulabilir sonuçlar üreten bir ürüne rastlamadım, doğruyu söylemek gerekirse. Veya böyle ürünler bize gelmiyor diyeyim. Eğer görmüşseniz lütfen haber verin. Yapay zekanın şu an yeteri kadar gelişmediğini düşünüyorum. ChatGPT bile hala benim daha değil olmamış diyebileceğim bir seviyede. Yani yapay zekayı ben şu an yatay zeka olarak tanımlıyorum. Hala yatay gidiyor. Güzeldi bu. Çok güzel. Bu sebeple kendimi ve sorumlu olduğum sistemleri yapay zekaya emanet etmem, edemem. Yakın zamanda da pek olacağını zannetmiyorum. Bir 5-10 yıl beklemek lazım. Metaverse'de bir şeyler olabilir belki. Ama şu an için henüz yatay zeka arkadaşlar. Zeyfe Hocam, siz ne dersiniz? Ben bir tık daha artık böyle iyimser tarafa geçtim. Yani ChatGPT daha işin başında ama en azından çok temelde bizim en büyük problemlerimiz nedir? Dokümantasyondu vesaire. Bu tip şeyleri böyle çok rahat emanet edebileceğimiz şeyler. Bazı şeyleri kolaylaştıracak. Örnek veriyorum, bir playbook yazılmasında ve diğer konularda henüz çok emekleme aşamasında ama o ışığı gördüğüm için en azından hani artık önümüzdeki 3 sene içerisinde, 5 sene içerisinde bir ışık var. Burada tabii problem şu, yapay zeka ya da işte hani daha böyle teknik tabirle o machine learning'e indiğimizde o sistemin en azından eğitilmesi lazım. Yani eğitilmeyen tarafıyla ilgilenmiyorum, ben eğitilen tarafıyla ilgileniyorum. O eğitilen tarafına yeteri kadar veri seti koyamıyorduk. Yani bugün Google'ın CAPTCHA'sı vesairesi, bunlar hani bir sürü şeyi eğitti, milyonlarca, yüz milyonlarca insandan veri alarak bunları yaptılar ama ya siber güvenlik tarafında daha her ortamın farklı olduğu bir dünyada o yapay zekanın ya da o algoritma diyelim, daha temelde o algoritmanın kendi kendine öğrenmesi için çok fazla ortam görmesi lazım. Bunu Microsoft belki yapabilir. Çünkü elinde yüz binlerce firma var. Yüz binlerce farklı ortam var. Yani bölgesel tehditler, bölgesel riskler, şirketin yapısına göre, kurduğu sisteme göre her birisi değişkenlik gösterdiği için çok fazla veri setine ihtiyaç var. Bu veri setinin yavaş yavaş birikmeye başladığını ben görüyorum. Ve bu birikmeye başladıktan sonra bir yerde birinin bunun için yatırım yapması lazım. Şimdi ChatGPT evet okey, çok basit bir şekilde belki call center'ların ya da işte bu hani web sayfasına girdiğimizde chatbox'ların işini alacak. En hızlı orayı alacak ama bu bir yatırım. Yani 10 milyar dolardan 20 milyar dolardan bahsediyorlar. Birisi oturup da bunun siber güvenlik yatırımını yaparsa o zaman bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum ama hani sadece gerçek hayatta, sosyal hayatta bir şeyleri çözmek için yapılan bir algoritmanın siber güvenlik tarafında alacağı çok yol olduğunu da düşünüyorum ama ben hani siber güvenlikte yapay zekaya bazı şeyleri emanet ederim, bazı kontrolleri emanet ederim çünkü onu kandırmayla uğraşır insanlar, evet bu var ama onu kandırmak için uğraşacağını, doğru yapmaya da çalışacağını düşünüyorum insanoğlunun. Dolayısıyla bir ışık var, 3 sene içerisinde biraz daha böyle iyimser noktaya geliriz. Zeyfe sen misin? Yoksa burada bir yapay zeka mı oynatıyorsun? Hayret, hakikaten bir oralara gidince bir iyimserlik olmuş. Yani valla yani bir elini, sağ elini kaldırır mısın Zeyfe? Sen onun emin olmak istiyorum. Evet o ben. Tamam o Zeyfe. O ben, o Zeyfe. Evet artık. Yani güzel, farklı bir bakış açısı. Evet dediğiniz gibi belki zaman alacak. Belki de bir noktadan sonra da oraya doğru bu iş evrimleşecek. Zaman gösterecek. Bu iPhone'dan öncesi, iPhone'dan sonrası gibi işte diye gidiyor. Eskiden Netaş kullanırdık. İlk telefonları hatırlardım. Şöyle şu kadar bir şeydi. Şöyle göstereyim. Şu kadar bir şeydi. Evet. Ondan sonra şimdi cebimizde yani bilgisayar taşıyoruz diyorum artık. Yani o bilgisayar, kullandığımız ilk bilgisayardan daha konfigürasyonlu, daha iyi cihazlar taşıyoruz ve akıllılar. Yani şu anda Siri ile dost olduk. Yani evin içinde işte bir tane evladımız da Siri oldu. O düzeydeyiz. Zaman gösterecek. Sektörün kanayan yarasına bir değmeden geçmek olmaz. Şimdi herkesin biliyorsunuz yetişmiş insan kaynağı konusunda gerçekten çok büyük bir sıkıntısı var. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Yurt dışında da aynı şeyi yaşıyorlar. Ben birçok görüşmelerimde de aynı şekilde devam ediyor. Bu konuda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani evet biz BGA olarak yetiştirme taraftarıyız. Biz örnek vermek gerekirse biz geçen sene işte yaptığımız kamplarla hem SOSI olsun hem Sızma Pentest tarafında olsun birçok arkadaşı biz bu camiye kattık ve onlar da güzel yerlere gidiyorlar, ilerliyorlar.
Ama tabii bir de sizin taraftan bu konuda nasıl bir yol alıyorsunuz? Yani dışarıdan birilerini almak, çalışanlarını, akıllarını çelmek yok. Biz junior arkadaşlar alıp işte yatırım yapıp ondan sonra başkasına kaptıralım mı? O da bir yol. Veya onu alıp bir yerlere getirmek nasıl bir yol? Veya eğitim, Tuba. Yapay Kesin zeka. misin? Ya ben harbiden neyse. Bak şimdi sorulara bakıyorum ben bir yandan chat ekranından. Salih Bıçakçı hocam buradan da selamlar olsun Kadir Has Üniversitesi'nde biliyorsunuz akademisyen Evet. kendisi. İşte ben Salih hocama güveniyorum. Oradan bize öğrenci yetiştiriyorlar. Ondan sonra BGA'ya güveniyorum. Adı üstünde Bilgi Güvenliği Akademisi. Oradan bize genç yetenekler yetiştirip sağ olsunlar aramıza katıyorlar. Yoksa Salih Hoca'nın da yazdığı gibi yani bu çalışanların burnout oranları, yurt dışına gitme durumu yani doğrudan fiilen göçmese bile beyin göçü çok ciddi oranda var. Ya ben bir ara hakikaten Tuğba Baba'nın şeyi türbesi diye buraya tekkeye çevirmiştim. Bir tane şey vardı, yapay çam ağacı vardı. Dedim ki yani arkadaşlar bir önceki sene dedim şey buraya çaput bağlayın. Çünkü hani bu odaya giren zaten yurt dışına alıyor bileti gidiyor. O kadar ciddi bir ekip kaybı yaşadık ki biz. Yani bu sene gene iyi ama bir önceki sene yılbaşına doğru falan felaket durumdaydı. O yüzden şey yani bu bizi gerçekten aşıyor. Yani şöyle bazı gerçekten olayı mühendislik açısından bakacak olursak bazı insanlar hani şey isterler. Hani çok fazla para kazanmak vesaire falan değildir dertleri genelde bizimki profilleri. Hani önümüzde projeler olsun, işte sürekli bir gelişim alanı olsun, biz bunları geliştirelim, biraz kendimiz de geliştirelim, öğrenelim, edelim vesaire falan. Olay artık oralardan gitmiş vaziyette. Yani şu anda finansallarla ilgili çok ciddi bir belirsiz dönemden geçiyoruz. Maalesef her şey ateş pahası. Sadece para vererek mi elimizdeki kaynağı sağlayacağız? Sürekli zam yaparak mı sağlayacağız? Nasıl bu finansallarla idare edeceğiz durumu? Ya da işte başka yan haklar, yan motivasyon kaynakları bulabilecek miyiz? Bunun yanında sürekli olarak yeni projelerle uğraşmaz ki güvenlik ekibi. Yani bütçesi vardır. O bütçenin içerisinde bir takım projeleri alır devreye koyar eder. Sonra bunları geliştirmeye bakarsın. Yani devamlı olarak yeni araçlar, yeni şeyler, yeni projeler falan üretemeyeceğin durumlar, dönemler, kurumlar, kuruluşlar olabilir. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde bu kadar fazla cezbedici şeyler de varken, teklifler de varken yani ne burnout'u ne yurt dışına çıkışı ne başka şey rakiplere işte elimizdeki insan kaynağını kaptırmayı açıkçası biz artık bittik yani burayı yönetemiyoruz çok net yani yönetilebilir bir durum yok ortada işte her zaman insan kaynaklarının desteğiyle falan beraber ilerleyip işte mümkün mertebe insanları motive etmek için eğitimlerden vesaire destek alıp ve yeni yetişen insan gücünden de işte Salih Hocam gibi kıymetli hocalarımızla da ve sizlerin de katkısıyla sürekli olarak orayı da destekleyerek ilerlemek gerekiyor. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma açıkçası. Ahmet hocam sen ne dersin? Vallahi yarımıza bastınız diyeyim ben önce. Bu hepimizin en önemli sorunlarından biri. Maalesef yetişmiş personel sayısı sektörün büyüme hızına oranla çok geride kalıyor. Bilgisayar, elektronik ve MES gibi bölümlerden mezun olanların çok büyük bir kısmı yazılım tarafına gidiyor. Güvenlik tarafına yönelen mezun sayısı %1-2 bile değildir. Ki öyle olsa biraz daha rahat olurduk. Böyle olunca burada en fokus olduğumuz nokta aslında yetişmiş personeli elimizde tutmaya çalışmak. Yetişmiş personel çünkü aynı zamanda kurumsal hafıza demek. Bu yetişmiş personelin şirketten ayrılması kurumsal hafızanın da gitmesi demek. Her ne kadar prosedürleriniz, standartınız olsa bile 6 yıl evvel bir firma ile olan yazışmadaki ufak bir ayrıntı kişinin hafızasında var, kağıtta değil. Dolayısıyla kurumsal hafızanın yer değiştirmemesi gerekiyor. Mümkün olduğunca onu içeride tutmak gerekiyor. Bunun için neler yapıyoruz? Tabii ki yükselme fırsatları, yanaklar, piyasa üstünde maaşlar, evden çalışma gibi fırsatları sunarak tutmaya çalışıyoruz. Her yıl 5-6 stajyer alıp başka bir yöntem olarak 6 ay iş verip bunların içerisinde iyileri seçip ki şu an son 10 yılda 6 tane böyle seçtiğim ve kadroda çalışan çok iyi elemanlarım var. Bu şekilde seçip stajyerlerden kadromuzu alıyoruz. Ama artan iş yüküne ve çeşitliliğine ve genel gelirin yaptırımlarına karşı maalesef eleman eksikliğini gideremediğimiz, tecrübenin ve bilginin lazım olduğu yerlerde de diğer kurumlara gidiyoruz, doğruyu söylemek gerekirse. Diğer bankalara, işte operatörlere gidiyoruz. Diğer bir yöntem, özellikle ESOS tarafındaki sirkülasyonu karşılamak amacıyla, Vissen Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında
Artı bir de SGK galiba. Onun arasında bir siber güvenlik alanında bir işbirliği var. Bu işbirliğini ihtiyaca göre şekillendirmek için bir çalışmamız oldu. Diğer bankalar ile de etkileşim halindeyiz. Eğer ortak bir plan çıkarabilirsek bu iki kurumun vermiş olduğu eğitimleri direkt finans sektörünün ihtiyacını karşılayacak şekilde en azından SOC için bir formata sokmayı becereceğiz galiba. Başarılı olursak harika. Ama tabii ki nitelikli, tecrübeli siber güvenlik veya bilgi güvenliği personeli edinmek için sihirli bir değnek yok, doğruyu söylemek gerekirse. En sonunda yine dışarıya gidiyorsunuz. Piyasadan bulmaya çalışıyorsunuz istediğiniz kişiyi. Zor. Yaram çok derin, dolayısıyla çok konuştum, kusura bakmayın. Yani bizde yarayı kaçırmak gibi niyetimiz yoktu ama o yara kanıyor. Yani inanın o yara gerçekten çok kötü şekilde kanıyor. Hocam Amerika'da durumlar nasıl ya? Bizde sıkıntı büyük. Burada yapay zeka var, hallediyor işi. Aynen kaldırın Zeyfe. Burada daha fazla, tabii daha büyük ama buranın hani bir avantajı dışarıdan göç alıyor. Dolayısıyla dünyadaki hemen hemen işini en iyi bilen insanlar bir şekilde buraya geldiği için burada başka problemler var. Bunları hangisini alalım, hangisini almayalım diye. Türkiye için düşündüğümde hani aslında bu ya 15 sene önce de böyle daha küçüktü ama şu an çok daha büyük, artmış durumda. Bunun tek bir çaresi, tek bir çözümü var. Hani burada insan yetiştireceğiz. İnsan yetiştirmeyi sadece eğitim vermek olarak değil, bir mentorluk şeyine dönüştürebilirsek, yani sektörde şu an yetişmiş 2000 kişi olsa, 5000 kişi olsa, hani bilmiyorum sayıyı, bunların üçte biri kendisinin yanına birini yetiştirmiş olsa, her sene en azından çok daha hızlı yetişen birileri çıkar. Biz de biraz eğitime hep böyle yönlendirilir bu tip şeyler ama bir insanın yetişimindeki en önemli değer, hani kaldıraç etkisi gösterecek en önemli şey bence mentorluktur. Yani iyi birine, çünkü gittiğiniz yolları biliyorsunuz, yaptığınız yanlışları biliyorsunuz. Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Tabii ki herkes özgür kararını verecek ama böyle yol gösterenin olması benim gördüğüm en büyük eksiklik. Hani bu scale edilebilse bunu bir startup fikri bile olur. Çünkü birçok insan başladığında debeleniyor. Bir 6 ay, bir sene zaman kaybediyor. Ondan sonra bir şeyleri öğrenmeye başlıyor. Onlara böyle adım adım işte pentester olacaksan şunları yapman gerekiyor. İşte SOC analist olacaksan şunları bilmen gerekiyor. Şunları tamamlaman gerekiyor. Bu mentorluk böyle çok iyi araştıran için var ama çok iyi araştırmayan için olmadığından dolayı çok fazla debeleniyoruz. Dolayısıyla ben bir şeyi çözeceksek bununla çözeceğimizi düşündüm. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık biz 2-3 sene önce ama çok başarılı olamadık. Çünkü yani doğrudan bir çıktısı olmuyor. Size de bir faydası olmuyor. Ama doğrunun da bu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman da çözülmeyeceğini biliyorum. Sorun. Hani 5 sene sonra konuşsak biz, yani bu ekip 5 sene sonra bizim hala gündem maddemiz bu olacak. Bu da güzel bir şey. Hani hala sektörün büyüdüğünün bir göstergesi. Yani kötü ya, biz Ahmet Hoca'nın zaten yarasını kaşıdık. Bizde de kaşınıyor. Kanamaya başladı. Yani yapay zeka diyorum. Güzel bir yaklaşma açısı. Elimi kaldırdım. Ben gerçeğim. Peki şimdi 2000 biraz daha konuyu değiştirelim. Çünkü gerçekten ben de konuşurken zorlanıyorum. Yani insan kaynağı ve o oraları doldurmak gerçekten sıkıntı oluyor hepimiz açısından. Tuğba, şöyle bir soru sorsam sana. Bundan önce 2023'ten önce hiç yatırım yapmadın ama şimdi yeni yatırım yapmayı planladığın bir servis, örnek veriyorum mesela ne bileyim API Security vesaire gibi bir şey var mı böyle? Var, evet. Yani şimdiye kadar hiç yatırım yapmadığım demem doğru olmaz. Bulunduğum kurumda daha önce yatırım yapılmış olan kalemler var. Onları yapıyoruz ama yani benim şu ana kadar herhalde bulaşmadığım, ilk defa yapıyorum dediğim bir şey yok hayatımda. Zaten öyle bir ürün de çıkmadı ki son yani iyi de son 3 yıldır falan hani hiç bilmediğimiz sıfırdan bir teknoloji çıkmadı ki. Hani EDR daha çok, bak mesela burada da mesela gelen sorulara da bakıyorum ben arada. Ben de buralara geçeceğim de önce sorular. Aynen, şimdi CMSR demişler, hazır ürün konuşurken mesela bunu da yanıtlamış olayım müsaadenle. Mesela şey demişler işte CMSR arasında birçok dedikodu çıktı. İşte CM bitti, artık SOAR var, SOAR bitti, MDR, MDR, XDR, EDR vesaire falan. Yani aslında bunların hepsi farklı şeyler de. Hani bunlar da zaten çok yeni değil artık hayatımızda. Hani sen bulunduğun şirkette ilk defa bunu kullanıyorsundur, okey de. Hani sayılan teknolojilerin hepsini zaten daha önceden kullanmış, tecrübe etmiş durumda olduğumuz için artık bizim için yeni diye bir şey kalmadı. Bir şeyin de bittiği falan yok bu arada. Hepsi devam ediyor. Hepsi farklı farklı amaçlara hizmet veriyor.
Bir tanesi doğrudan yerinde respons verirsin. Bir tanesi de cihazı network'ten atarsın. Ötekinde ilgili ekibin üzerine bir task açarsın. Öbüründe bütün logları konsolide edersin. EDR'ın tek başına toplayamadığı bir sürü konsolide edici log var yani. EDR network hareketlerine yönelik herhangi bir şey vermez mesela. Yani burada asıl soruyu soran katılımcının birazcık daha belki de ürünü... Biraz da teknolojiyi... Zaten, evet yani biraz bir tık daha hani bu ürünleri derinlemiş olsa mesela belki o dolaşan dedikoduya direkt ilk ağızdan cevap verebilir. Aslında hiçbir şeyin bittiği yok. Yani sadece ben size söyleyeyim neyin bittiğini. Antivirüs bitti. O da Next Generation antivirüs geldi yani hani aslında. EDR'de biraz o. Dolayısıyla hani başka bir şey yok aslında. Ben arada. O soruya aslında bir tane cevabımı hazırlıyordum. Sen girdin. Ben Ahmet Hocam'dım. Ben sonradan o soruya bir güzel bir cevap vereyim. Yani çünkü Ahmet Hocam sizinle devam edelim. Çünkü konu dağılmasın. 2023 yılında bizim tarafta özellikle yeni BDDK regülasyonları ile bu Open Banking ve servis bankacılığı hayatımıza hızlıca giriş yaptı ve orada geliştirmeler ve production'a çıkacak olan yapılar var. Özellikle API Security konusunda çalışacağımız fintechlerin artmasıyla birlikte API Security konusunda ek ürünler konuşlandırıyor olacağız, çeşitlendirme yapıyor olacağız. Böyle bir şey var. Diğer konu Insider Threat konusunda ek önlemlerimiz olacak. Uzaktan çalışmanın da işte getirdiği bu risk göz ardı edilmemeli tabii ki. Yurt dışındaki büyük firmalarda personele yapılan ahlaksız tepkilerin arttığını görüyoruz. Apple, Microsoft, Cisco gibi çalışanlara VPN hesapları karşılığında veya kendilerine gönderilen bir linke tıklamaları karşılığında milyon dolar seviyesinde tepkiler yapılıyor. Dolayısıyla insider trade'i de göz ardı etmemek lazım. Orada ek 2FA ürünleri, çift faktör doğrulama ürünleri ama daha ötede yani kişinin kendi makinesinin login olurken bile VPN öncesinde iki faktörlü doğrulama, ek monitoring önlemleri, zero trust yapılanması bunlar bizim kapsamımızda olacak 2023 yılı içerisinde. Yapabilir miyiz tamamını bilmiyorum ama en azından hedefimiz bu. Önce API Security ardından da Insider Threat için ek önlemler. Yavaş yavaş biz bu bilim kurgu filmlerdeki ileri teknolojiye yaklaşıyoruz anladığım kadarıyla. Hani parmak izini okuttuk, gözlerimizin retinasını okuttuk, saç telini okuttuk, artık neydi sesi de okuttuk. Daha da ileri gideceğiz bakalım yeni sürpriz ne olacak. Hüzeyfe Hocam sen ne dersin? Daha fazla tehdit simülasyonu, daha fazla saldırganların bakış açısını bize kazandıracak şeyleri tercih ederim. Çünkü bizim varlık sebebimiz... Buradaki saldırganlar, onların ne yaptığını, nereye gittiğini, neyle uğraştığını daha iyi bilirsek bu tarafta onları alırsan. 2023 biraz da resesyon senesi olduğu için ben genel olarak hani yeni yatırımlardan ziyade var olan yatırımların daha ölçülebilir şekilde siber güvenliğe katkı sunmasını ve her daim adına tatbikat dersiniz, breach attack simülasyon dersiniz, ne derseniz deyin. Hani saldırganın bakış açısını bakarak içeriye, dışarıdan, içeriden, sağdan, soldan farklı gözlerle baktırmayı tercih ederim. Çünkü beni rahatsız eden tek şey bu. Dışarıda saldırganların sayısı artıyor. Yöntemler çok değişmiyor ama onlar bir yöntemi seçtiğinde beni orada daha fazla bir risk bekliyor. Dolayısıyla ben de buna bu sene daha fazla ağırlık vermeyi öneriyorum. Hem de kendi tarafımıza da yapacağız. Teşekkür ederim Zeyfi Hocam. Şimdi artık son soruma geçeyim. Zaten süreyi de biraz açtık ama evet. O kadar keyifli gidiyor ki. Hatta arkadaşların yazılarını okuyorum. Teşekkür ederim bu arada. Rating toplamak kolay olmadı. Gerçekten efsane üçlüyü topladık diyebilirim. Yani two faktör değil, three faktör otantikasyon gibi oldu. Yani olayı tepeden tırnağa bakmış gibi oluyoruz. Tuğba, Cloud Security konusunda. Yani benim tabii bakış açım çok farklı çünkü... Cloud'un ne olduğunu aslında bir yere koymak lazım. Cloud'un ne anlama geldiğini insanlara önce bir anlatabilmek lazım. Çünkü burada bir kavram kargaşası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cloud'la barındırma biraz karıştırılmış gibi benim gördüğümüz. Evet. Yani onun da biraz açıklar gibi gidersek eğer bunu da sana vereyim. Çünkü sen de bir programcısın. Bunu açıklayaraktan Cloud Security konusunda ne gibi riskler görüyorsun? Önümüzde. Yani şimdi aslında cloud'un yani şimdi şöyle yanlış anlaşılmalar çok fazla ve bu tartışmanın hala sürdüğüne ben gerçekten inanamıyorum. İki tane konu var burada. Bir tanesi dediğin gibi barındırmayla karıştırma hikayesi ayrı tabii ki ama ya sen bir sistem yöneticisin, sen bir sistem adminisin. İstersen on-prem'de bir sunucu yönet, istersen o on-prem'deki sunucunun
bulunduğu bağlı olduğu network'ü yönet. İstersen aynı işi bulutta yönet. Bu bir defa birindeki risk neyse diğerindeki risk aynı. Sadece birinde fiziksel olarak senin erişimin yok. Data center'ın fiziksel güvenliğiyle ilgili derdin yok vesaire vesaire. Ama birinde nasıl işte Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi patch geçmeler vesaireler işte şey açısından bulunduğu network'ün segmentasyonu işte mikro segmentasyon yapalım onu yapalım bunu yapalım çok katmanlı kuruyalım vesaire falan osimosi gibi kaygılarımız varsa aynı kaygıları cloud ortamında da olacak. Bu kadar basit. Bunu birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Ama ve lakin eğer benim geçmiş işte perakende tecrübeme dayalı olarak soruyorsam bu soruyu şöyle. Bulut ortamında işlerin değiştiği taraf benim gözlemlediğim kadarıyla özellikle işte e-ticaretçiler vesaire yani işin development ve şey tarafının olduğu doğrudan e-ticarete yönelik işte dışarıya açık olması gereken sunucuların bulunduğu bir çok katmanlı olması gereken bir mimari yapı var bulutta. İşte oralarda daha çok zorlanıyoruz. Neden? Çünkü orada asla vazgeçemeyeceğimiz ama bence hala inanılmaz derecede gelişime açık olan ve bu konuda Türkiye'de de dünyada da çok az uzman olduğunu gözlemlediğim bir konu var. DevSecOps işi. Yani hem development'ı sağlayacak hem security operation'larını sağlayacak. Oradaki sunucuları yönetecek, oranın network'ünü yönetecek. Dolayısıyla bu adam hani on bacağı olacak, ahtapot gibi çalışacak. İsviçre çakısının iki tık daha üstünü arıyoruz. Hani biz zaten güvenlikli İsviçre çakısı arıyoruz. Biz de İsviçre çakısı değiliz ve olamıyoruz. Ama bunu arıyoruz, bunu istiyoruz. Bir de bunun yanında üzerinde bulut eğitimlerini, bulut sertifikasyonlarını, bulut üzerindeki güvenli mimari nasıl olması gerektiğiyle alakalı oradaki future setlere hakim olmasını, oradaki parametreleri, bilmem neleri, panelleri şuna buna hakim olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaç hala devam edecek. Buradaki ihtiyaç şey değil, hani bulut ortamında da çalışır mı, oradaki teknolojiyi destekler mi falan filan değil güvenlik ürünlerinin. Bunları bulduk. Bunları doğru konfigüre edecek, orada çalıştıracak ama bulut ortamında doğru konfigüre edecek güvenlik uzmanlarına ve işte her zaman günlük operasyonunu, anlık operasyonunu yaparken hep bir parça da böyle güvenlik bakış açısıyla bakacak adminlere vesairelere ihtiyacımız var. Bu ekiplerin adı artık DevSecOps oldu. Ama bu konuda gerçekten Türkiye'de de dünyada da çok ciddi bir insan kaynağı eksikliği var. Sadece güvenlik için söylemiyorum, güvenliğin daha başka bir boyutundan baktığım için söylüyorum. Ahmet Hocam siz ne dersiniz? Yani cloud? Cloud security. Bildiğiniz gibi bankalar BDDK'nın sınırlamalarından dolayı bu cloud'a mesafeli. Şu ana kadar konuşlandığımız pek bir ortam yok. Pek bir ortam yok zaten cloud'da çok nadir. Geldiğinde cloud çözümlerini mümkün olduğunca on-prem çözümleri talep ediyoruz. Ama uzaktan en azından baktığımda cloud security'ye iki tane risk var. Bir tanesi aslında biraz bilinmezlik olarak görüyorum. Cloud ortamlarının hayatımıza girmesiyle teknoloji personellerinin sistemler üzerindeki hakimiyeti azaldı. Bu ortamlarda biraz böyle ortam sağlayıcının sunduğu detayda iz kayıtlarına, kaynaklara mecbur kalıyoruz. Bu da ister istemez bir tedirginlik yaratıyor bir güvenlikçi olarak. Buradaki teknolojilerin alışılagelmişin dışında olması, sistemler üzerinde yetkinliğin az olması risklerden biri. Ayrıca cloud'un hala çok çok güvenli olduğu tartışılır. Daha geçenlerde birkaç ay evvel Microsoft'un Azure'daki bir sunucusunun yanlış yapılandırması sebebiyle ki daha önceden de olmuştu bunlar başka firmalarda. Devasa bir data sızıntısı tespit edilmişti. SOC Radar'da bu konuda tebrik ediyorum. Onlar tespit etmişlerdi ve Blue Blit de bildiğim kadarıyla ismi. Yani orada da koymuş olduğunuz Azure'daki datalarınızın da böyle yanlış konfigüre edilmiş sunucularla public olması, başkalarının eline geçmesi bu da büyük bir risk bence. Bu arada kutlarım tekrar SOC Radar'ı Huzeyfe büyük reklam yaptı. Aslında halka hizmet ettik. Halka hizmet ettik. Biz oralara girmek istemiyorduk ama neyse kabul ediyoruz. Söylemiş oldum. Ben de birkaç cümle edeyim. Yani cloud security ya bir kere şunu kabul ediyoruz. Öyle ya da böyle bu geliyor. Bundan kaçış yok. Dolayısıyla içine gireceğiz. Yani bankaların da ben Türkiye'de geçen haftaydı ya da geçen haftalarda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra önümüzdeki dönem bankaların da bir şekilde cloud'a, işte cloud'ın tam hybrid cloud, işte private cloud vesaire, hani oradaki eğer cloud kavramımız Amazon AWS vesaire ise bu değil ama cloud'a geçiş yapacağını düşünüyorum. Geçmek zorunda çünkü ciddi manada bir
kolaylık sağlıyor insanlara. Yani bir sürü yapamayacağınız şeyi çok kolay bir şekilde yaptırabilir hale geliyor. Dolayısıyla bundan kaçış yok. Ama hani ben hep şey diyorum, IP versiyon 4, IP versiyon 6 vardı. IP versiyon 6 hani gelecek şöyle olacak. Ben üniversiteye başladığımda 2000 yılında bitirme tezleri hep IP versiyon 6 üzerineydi ve okurdum. Mezun olduğumda IP versiyon 6 gelecek, ben de bu işi bileceğim derdim. Hala gelmedi ve şu anki duam edin. Benden sonra, biz emekli olduktan sonra IP versiyon 6 yaygınlaşsın. Çünkü bambaşka bir kültür, yani aynı şeyler gibi ama bambaşka bir kültüre götürüyor sizi. Aynı şekilde cloud'da da çok yaygınlaştığı zaman biz şu an hani tam doğru bir benzetme değil ama hani yerleşik hayata geçmek, apartman hayatına, müstakil evden apartman hayatına geçmek gibi bir sürü değişik bir dinamikte, farklı bir ortamda yaşamaya benziyorum. Çok fazla bilinmezliği var, çok fazla öğrenilmesi gereken şey var. Bunu öğrenmeye açık mıyız? Yeni nesilden bu şeyim var. Yeni nesil cloud'la yetişeceği için 5 sene sonra, 10 sene sonra onlar bunu öğrenecekler ama eski neslin cloud'ı öğrenmesi, cloud'la, cloud güvenliğiyle ilgili bir şeyler yapması çok kolay değil. Bu biraz aslında böyle bir risk şey var. Çok büyük kolaylık sağlıyor ama kaptırdığınız zaman ki vesaireyi de bütün dünyayı kaptırıyorsun. İşte Blue Blade'de yanlış hatırlamıyorsam 100 bin civarında mıydı? Hani firmanın iç yazışmaları vesaireleri vardı. Yani o 100 bin firmayı tek seferde birisinin hacklemesi çok kolay bir şey değil. Hani biraz saldırgan bakış açısıyla onların işlerini kolaylaştırmış da oluyoruz. Dolayısıyla bu işin her işte olduğu gibi bir doğrusu yok. Doğru kullanabildiğimiz müddetçe ciddi bir faydası var. Ama ben yine yapay zekada olduğum gibi cloud tarafında da cloud'a doğru geçişi destekliyorum. Hüseyin Fes, sen misin? Evet. Tamam. Bir de kaldım. Yani şimdi öncelikle ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biraz da süreyi açtık. Kusurumuza da bakmayın ama çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrarlayalım, bir daha davet edeceğim. Bu ekip çok iyi bir ekip çıktı. Mesajlar yağıyor. Şu anda telefonu bir taraftan çıkmışım. Arkadan mesaj yazana onlara da çok teşekkür ederim. Sorular var ama sorudan çoğunu cevapladık diye düşünüyorum. Böyle kafama bir takılan... Bir tane meniye sorusu var. Ona bir şey geçebilir miyiz? Bazılarını ben yanıtladım bu arada klavyede. Ya, zero mimarisindeki... Evet, menihin bir sorusu var. Zero mimarilerini bir nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Bir de teknoloji konsolidasyonu nasıl olacak sence demiş. Evet. Onu sormuş. Zero Trust'ı siz yanıtlayın. Ben de konsolidasyonu yanıtlayayım müsaadenizle. Ben de tam konsolidasyonu yanıtlayayım diyecektim. Zero Trust bize biraz bir tık daha uzak bir konu. Yani önce hani cloud'a geçeceğiz. Ondan sonra Zero Trust'a bize sıra gelir diye düşünüyorum. Çünkü ya o biraz daha böyle hani önce ortaya çıkartılmış bir kavram. Doğruluğunu tartışmayacağım, ihtiyacı olanı tartışmayacağım ama bize gelene kadar bence biraz zaman geçecek Zero Trust'a. Dolayısıyla evet. Konsolidasyonda da tek şey var. Konsolidasyon kaçınılmaz. Özellikle ticaretin ya da dünyanın resesyona girme aşamasında olduğu yerde, insan kaynağının bu kadar az olduğu yerde her iş için başka bir tool ve başka para yerine konsolide tool'lara tekrar böyle bir geri dönüşün olacağını düşünüyorum önümüzdeki 3-5 sene içinde. Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Sizin yorumunuz var mı? Zero Trust çok spesifik networkler için yapılabilir. Mesela kredi kartları sistemi, SWIFT sistemi gibi ama büyük bankalarda tüm yapıyı üzerinde bunu yapmak oldukça zor, zahmetli. İkinci bir firewall admin, ikinci bir segmentasyon demek bunlar zor ama kısmi olarak kritik sistemlere uygulanabilir. Evet Tuğba. Sen ne dersin? Konsept olarak benim peşinde koştuğum bir hani birazcık ütopik geliyor bana. Yapabildiğim şeyler, evet bu Zero Trust mimarisi uygundur dediğim yerler var ama asla oraya gidemem dediğim yerler de çıkabiliyor tabii mimaride. Ben daha ziyade Zeyşen'in dediği taraftayım. Hani konsolidasyon böyle bir entegre sistemler vesaire falan hani. Yoksa adama sürekli olarak sen kimsin, sen içeridesin, sen kimsin. Yapamayacağız bunu yani. Hani bu kesin. Belli bir noktadan sonra da bu MFA çıldığımına falan geliyor zaten. Ben bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu ortamlarda artık eskiden bir yere toplanıp beraber yayın yaparken şimdi artık Hüseyin Amerika'dan sabahın 7'sinde belki de hologramını göndererek bilmiyorum halen kafamda soru işaretleri var. yani bu kadar değildi. Hüseyin biraz daha bazı şeyleri elinde tutmak isterdi. Neyse, gelince artık bir daha emin olacağım. Evet, bakalım robotunu mu gönderecek, kendini mi gönderecek? Yani Kemal Sunal'ın filmi vardı yani Fatma Girik'te. Biz ona mı döneceğiz? Aa evet, falan. Onu hatırladım. Doğru. Ya, yani. Fatma yani. Kim oynuyordu diye. Yani, evet. Yani, dediğim gibi ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten evet, çok iyi günler. Size iyi akşamlar, bana iyi günler.
Kolaylıklar diliyorum. Umarım güvenli seneler diliyorum. Sıfır sıkıntılı, sıfır sorunlu seneler diliyorum. Kazanç mazanç o taraflara girmeyeceğim. Peki. Hoşça kalın. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.